Yani aslında nasıl bir insan çok fazla yerden hem iş yerinde hem mesela bir kadını ele alacak olursak hem iş yerinde yaşadığı sorunlar hem evde yaşadığı sorunlar aslında tüm yaşam alanlarında hem yoksulluktan hem cinsiyetçilikten çok fazla sorun yaşıyor mesela bir kadın. Aynı şekilde çocuklar da aslında bulunduğu her ortamda ayrı ayrı hak ihlaline maruz bırakılıyor. İşte okullarda işte eğitim politikalarına baktığımızda bunu görüyoruz ya da işte kente baktığımızda çocukların güvenle oyun oynadığı hiçbir yer göremiyoruz parklar dışında. Yani çok kısıtlı alanlar oluyor bunlarda. Onun dışında mesela eğitimde MESEM projesi var ve çocuklar çırak olarak çalıştırılıyor aslında. Yani tamamen patronlara ucuz emek gücü sağlamak için devlet destekli çocukları işte fabrikalarda çalıştırılıyor. Onun dışında zaten işte çocuk haklarında 4 temel ilke vardır. İşte çocuğun üstün yararını gözetme, ayrımcılık yapmama gibi. Mesela ayrımcılık yapma noktasında da işte Kürdistan'daki çocukların işte ana dilinde eğitim görmemesi ya da sokaklarda, mahallelerde oynarken bir zırhlı araç tarafından çarparak öldürülmesi gibi. Aslında her alanda, birçok alanda, yaşadıkları alanlarda çok fazla hak ihlali ve sorunla karşı karşıyalar. Yani bunlardan biri de istismar mesela işte. Yalnızca tarikat ve cemaatler bazen öne çıkıyor ama aile içinde yani aile bireyleri tarafından istismara uğrayan çok çocuk var ve tamamen aslında bunun da hızlıca üstü kapatılarak ya da dava açılsa dahi cezasızlık politikalarıyla işte suçlunun ödüllendirdiği bir süreç var. Ölüm getiriyor ya da işte travmatik bir hayat getiriyor ya da işte çok uca bakıyorum aslında yani işte ölümle baş başa ama şeyden bahsedemiyoruz yani işte çocukların oyun hakkı da var ama bunlardan önce işte çocuklar öldürülüyor yani böyle o hak çerçevesine baktığımızda kademeler var yani çocuklar en kötü şekilde. Aslında bu ülkede gerçekten çocuklar en kötü şekilde yani çocuklara en kötü şekilde politika uygulanıyor diyebilirim. Yani hem bu işte bu sorunlarla çevrili olan çocuklar bunu normalleştiriyor ve işte nasıl işte bir kadın haklarına haklarının bilincine varamıyorsa çocuklar da varamıyor ve hani okul tarafından, aile tarafından çevrelendiği için ve İstik Meclisi'ne göre 2024'ün ilk 5 ayında 25 çocuk işçi hayatını kaybetti. Yani yalnızca çalışırken ölen çocukların sayısından bahsediyoruz. Yani 5 ayda, ayda 5 çocuk işçi hayatını kaybetmiş mesela ve bunların birçoğu da göçmen çocuklar ve MESEM'de çalışan çocuklar oluyor. Başlangıçtan itibaren edindiğimiz bir şey var. Çocuklar için ve çocuklarla birlikte. Yani çocuklar için bunu yapıyoruz. Yani çocuklar için bir politika üretilmesini istiyoruz. Aynı zamanda bunları da çocuklarla yapmak istiyoruz. Yani evet çocuklar için bir şeyler söyleyebiliriz, şey yapabiliriz. Ama çocuklarla örgütlenerek işte alanlara çıkıyoruz 1 Mayıs'ta. Çocuk korteji oluşturup 1 Mayıs'ta çocuklarla yürüyoruz gibi. Yani aslında Türkiye'nin de imzacısı olduğu Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin aslında o 4 ana maddesinin istisnasız, çekincesiz uygulanmasını savunuyoruz. Yani işte bu üstün yarar gözetme hakkı, çocuğun katılım hakkı, işte yaşama hakkı ve ayrımcılığa uğramama hakkı gibi. Türkiye'de bunların hepsi aslında
çok fazla ihlal ediliyor ve hani bunun tamamen çekincesiz bir şekilde bu sözleşmenin çekincesiz bir şekilde uygulanması gerektiğini savunuyoruz. Yabancılaşmaya şey açılıyor, yani yabancılaşmaya yol açıyor bence. Çünkü yani bir sorun alanının öznesi var ve sen ondan bağımsız bir şekilde ya da onlardan onlar için kendi fikirlerini söylüyorsun. Bu havada kalan bir şey oluyor. Ama onların zaten baktığımızda talepleri çok açık ve her şeyi, bizim takip ettiğimiz politik gündeme dair çok fazla haberleri var. Yani aslında çok fazla bu hayatın içinde yaşadıkları için her şeyden haberleri var ve bu nedenle de onların istediği dünyayı onlarla konuşup aslında gündeme getirmek çok daha kıymetli yapılması gereken oluyor aslında. Aile bireylerine daha çok söz veriliyor. Yani o çocuğun ne dediğini tabii ki dinliyorlardır. Ama daha çok ailenin aktarış biçimine ya da suçlunun iyi haline vesaire bakılarak aslında o karar veriliyor. Yani çocuğun sözü dediğin gibi aslında iradesiz olduğun, yani iradesiz ya da bir birey olarak kabul edilmediği için aslında onun söylediklerinden daha çok çevresindeki yetişkinlerin söylediğinden yola çıkılarak aslında yapılıyor. Süreç ilerletiliyor.